Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Kasım 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, ayın 22'sine kadar Güneş Akrep burcunda parlayacak ve hemen ayın başında 1 Kasım'da 9 derece Akrep burcunda yeni ay doğuyor. Sizin için de tabii ki bu yeni ay kuşkusuz çok önemli, etkili bir yeni ay karşıt burcunuzda meydana gelecek. Özellikle ilişkilerinize daha fazla odaklanabileceğiniz, buralarda bazı önemli kararlar verebileceğiniz bir süreçtesiniz. Yeni ayın yönetici gezegeni Mars, Yengeç burcunun 29 derecesinde 3. evinizde olacak. Mars Plüto karşıtlığı aktif bu yeni ayda. Aynı zamanda Merkür-Uranüs karşıtlığı da var. Özellikle ilişkilerle ilgili bazı sürpriz kararlar vermeniz, sürpriz tekliflerle karşılaşmanız mümkün. Bunlar hayatınızda güçlü dönüşüm enerjileri getirebilir. Bunun biraz tabii ki sizin üzerinizde baskıları da olabilir. Özellikle sürpriz ilişki kararlarıyla ani bir evlenme teklifi gibi olduğunu düşünün, veya işte hayatınızı değiştirecek bir tanışma, bir ilişki olduğunu düşünün, ya da süregelen bir evliliğiniz var, eşiniz var, onunla bir karar veriyorsunuz, belki bir taşınma kararı ya da hayatınızda çok radikal bir değişim kararı veriyorsunuz. Eşinizin yaşamında onun ailesi ya da onun gelecek planları, işi, kariyeriyle ilgili bazı güçlü etkiler olabilir. Bunun tabii ki size yansımaları olabilir. Dolayısıyla ilişkilerle birlikte hayatınızda bir dönüştürücü etki var. Bu biraz hani duygusal baskılar yaratabilir. Özellikle yakın çevre ilişkilerinizde olabilir bunlar. Akrabalarla ilgili konular ya da çevresel koşullarda olabilecek bazı baskılar olabilir. Ama sonuçta hayatınızda da önemli bir etki var. Çok da fazla karşı koyamayacağınız. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz veya yükselen burcunuz 9 derece ve yakınlarındaysa bu yeni aydan birebir güçlü etki aldığınızı söyleyebilirim. Bu arada tabii ki Uranüs Merkür karşıtlığı burcun son derecelerinde, Mars'la Plüto karşıtlığı da burcun son derecelerinde. Biraz da hani özellikle son derecelerde yerleşimler varsa doğum haritanızda, bunlar da daha fazla tesir alabilir, tetikleyici olabilir. Evet, şimdi 5 Kasım'a kadar Mars Yengeç burcunun 29 derecesinde. Dolayısıyla biraz hani yakınlarınızla ilgili konularda daha hassas bir dönemdesiniz. Özellikle tabii ki her türlü iletişime dikkat edin. Buralarda manipülatif durumlar, duygusal baskılar olabilir. Biraz böyle çatışmalı, mücadeleci bir durum var. Gerek sizin, gerek eşinizin yakınları, ailevi konularda. Bununla birlikte tabii ki trafikte dikkat edin. Kullandığınız araçlara, gereçlere dikkat edin. Çünkü Mars Plüto karşıtlığı sıkıntılı durumlar yaratabilir. Özellikle iletişim araçları, ulaşım araçları ve buralarda hani karşımıza çıkacak konular. Biraz tabii kardeşlerle ilgili konularda da duygusal anlamda şu anda daha hassas ve kırılgan olabilirsiniz. Hani bu buralarda yönetemediğiniz veya hani yönetmekte zorlandığınız konular olabilir hayatınızda. Duygusal olarak da bunlardan daha fazla etki alabilirsiniz. 5 Kasım'dan sonra Mars Aslan burcuna geçecek. Şimdi Mars Aslan'a geçecek ama biliyorsunuz önemli bir Mars retrosu yaşayacağız ve bu önümüzdeki birkaç ayı etkileyecek. Mars Aslan'a geçecek, aralığın ilk haftasında tekrar geri harekete geçecek, Yengeç'e tekrar dönecek. Önümüzdeki yılın 2025'in ilk aylarında yine Yengeç'te bir retro Mars görüyoruz. Daha sonra düzelecek ama Aslan burcuna tekrar geçişi 18 Nisan olan süreç içerisinde aslında Mars'ın biraz zorlayıcı gölgeli yanlarıyla, retro etkileriyle karşı karşıyayız. Özellikle bu Kasım ayı içerisinde Akrep yeni ayın da belki tetiklediği konular önümüzde Nisan ortalarına kadar gündeminizde kalabilir. Zaman zaman bunlar tekrar bir kendini hatırlatabilir ya da biraz daha uzun, orta vadeli mücadele etmeniz gereken konular olabilir. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Evet, şimdi tabii ki Mars'ın Aslan burcuna geçişi özellikle yaşadığınız alanlar, aile ve aileyle ilgili konularda daha fazla enerji harcamanızı gerektiriyor. Belki bir taşınma konunuz var ya da evle ilgili işler var, emlak işleri var. Bunlar aileyle paylaştığınız konular olabilir ya da ailede önemli bir gündeminiz var. Ebeveynlerle ilgili olabilir bu tüm konular bu süreç içerisinde, ama size tabii ki Mars Aslan'dan sert bir açıda olacağı için zaman zaman huzursuzluk, gerginlik, tartışmalar, biraz agresyon ve zaman zaman tabii ki yönetmekte zorlanabileceğiniz bir asabiyet yaratabilir. Buna dikkat edin. Hatta kazalara, sakarlıklara da biraz yatkın olabilirsiniz bu süreç içerisinde. Ve yönetici gezegeniniz bu süreçte 12 Kasım'a kadar Yay burcunda olacak. Yani tüm bu olup bitenler yani para konularını da işin içine katıyor aslında. Yani ödemeler olabilir, parasal kazançlarınız olabilir ya da biraz böyle banka işleriniz var, kredi işleriniz var, yakınlarınızla, aileyle paylaştığınız kaynaklar ve belki yani böyle bir hisseli para durumunuz var, yani miras gibi, hani bunlarla ilgili çözülmesi gereken konularınız olabilir. 15 Kasım'daysa burcunuzda önemli bir dolunay var. 24 derece Boğa burcunda dolunay. Şimdi dolunayla aydınlanma dönemleri, farkındalık dönemleri, bir şeyler netleşiyor artık, sonuç veriyor. Ve siz de biraz öne çıkıyorsunuz. Yani aldığınız kararlar, yaptığınız davranışlar dikkat çekiyor bu dönemde. Ve bazı sonuçlarla da yüzleşebiliyorsunuz tabii ki. Yani ay başından beri olup biten konular belki bir netleşecek, belki bir sonuç alacaksınız, bir pozisyon değiştireceksiniz. Çünkü Uranüs'le birleşen bir dolunay bu. Dolayısıyla sürpriz kararlar vermeniz, hayatınızda gerçekten radikal değişimler yapmanız mümkün. Yani yer değişiklikleri olabilir, iş hayatınızda böyle önemli bir karar verebilirsiniz. İlişkilerle ilgili zaten hani önemli bir süreçtesiniz ve bu ilişkilerle ilgili vereceğiniz kararlar, yani bunlar evlilik olabilir, birliktelikler, ama tabii ki ayrılıklar da olabilir. Yani değişken nitelikler, her durumda hayatınızda bazı önemli yapıları değiştireceğini, düzeninizi değiştireceğini, yeni bir hayatınıza pencere açacağını söyleyebiliriz aslında. Şimdi yönetici gezegen Venüs de Oğlak burcuna geçmiş olacak dolunay sırasında. Bu durumda biraz daha hani istikrar arıyorsunuz. Olaylara çok duygusal bakmayacağınız, hani geleceğinizi düşünüp daha ciddi yapılandırmalar, güven arayacağınız, istikrar arayacağınız bir süreçtesiniz. Dolayısıyla istikrarsızlık hissettiğiniz, güven hissetmediğiniz konularda daha radikal, özgür bireysel kararlar verebilirsiniz burada. Özellikle bunlar hani biraz daha belki sizin eğitiminiz olabilir, hukuksal işlerinizle ilgili girişimleriniz olabilir, hak arayışlarınız özellikle. Yurt dışı bağlantılı her türlü girişiminiz olabilir. Hani bu alanlarda daha fazla destek alabileceğiniz ve daha özgür hareket edebileceğiniz bir süreç. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Hangi boğalar daha fazla etki alıyor? Güneşli ve yükselen burcu, özellikle 24 derece ve yakınlarında olan boğa burçları bu dolunaydan çok daha güçlü, belirgin etki alabilirler. Çünkü Uranüs'te özellikle bu son dekanı daha fazla etkiliyor şu dönemde. 20 Kasım'da Plüto artık Kova burcuna tamamen yerleşecek. Son bir yıldır biliyorsunuz işte Kova burcuna geçiyor, biraz orada oyalanıyor, sonra tekrar Oğlağa dönüyor. Bir böyle gel git hareketleri var ama artık 0 derece Kova'ya tam geçişini yapacak. Bu da çok güçlü bir derece ve artık geri dönmeyecek. Oğlak burcundaki yolculuğu tamamen kapanmış durumda ve önümüzdeki yılbaşı ile beraber artık Kova burcunda istikrarlı bir şekilde ilerlemeye başlayacak. Tüm sabit burçlarımız ve tabii ki Boğa burçlarımız için de Plüton'un Kova burcundaki transitini çok önemsiyoruz. Aslında belki son bir yıldır böyle bir sancısını hissettiğiniz, hazırlıklarını yaptığınız, belki de hani işaretlerini aldığınız konular. Bunlar çok sizin geleceğinizi etkileyen konular. 10. evde çünkü Plüto. Uzun vadeli hayatınızdaki istekleriniz, arzularınız, özellikle kariyer planlamalarınız, toplumdaki statünüz, tüm buralarda önemli bir tesir veriyor. Güç de verir, güç ve mücadele de getirebilir hayatınıza. Şu aralar tabii ki henüz yolun başında 0 derece Kova'da, özellikle güneşi, yükseleni 0, 1, 2 derecelerde olan boğa burçlarımızı biraz daha fazla etkileyebilir. Ama tabii ki bu burç derecelerinde gezegenleriniz olabilir. Özellikle sabit burçlarda olabilir. O zaman Plüto transitini hissedeceksiniz, hissetmeye başlayacaksınız. Kolektif bir gezegen olduğu için toplumsal alanlarda daha güçlü tesirlerini görüyoruz her zaman. Plüton'un bilimsel konular, teknolojik gelişmeler, sosyal reformlar, halk hareketleri, tüm bunlar da tüm insanlık için aslında biraz daha net, daha keskin hareketlerini de görmeye başlayacağız 20 Kasım'dan itibaren. 22 Kasım'da Güneş Yay burcunda parlamaya başlıyor. Bu bir enerji değişimi tabii ki. 8. evinizde parlamaya başlayacak ve Merkür burada ay sonunda 26'sından itibaren gerilemeye başlıyor. Demek ki 8. ev konularınızı biraz mercek altına almanız lazım. Bu da ne demek? Hani sizin için daha çok para konuları, finansal paylaşımlar. Özellikle bir borç konunuz varsa bunu ihmal etmeyin. İhmal edilmiş ya da unutulmuş ya da ertelenmiş ya da ödemekte zorlandığınız borçlar varsa işte bunlar gündeme gelecek. Bir yapılandırma ya da hani buralarda bazı işleriniz olabilir. Bununla birlikte bir kredi konusu gündeme gelebilir ama retrolarda borç vermek, borçlanmak çok da doğru olmayabilir. Geçmiş konuları tekrar ele alabilirsiniz. Bütçenizi şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Yatırımlarınızı ve yatırım sonuçlarınızı değerlendirebilirsiniz. Ve bu dönemde biraz daha para konularında istikrarlı olmanız, çok önemli alışverişleri biraz daha ertelemenizde fayda var. 15 Aralık'a kadar Merkür Retrosu devam edecek sevgili boğalar. Bu videoyu yararlı bulduysanız beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz ve henüz olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ve ayrıca Instagram'da bulunan 12 burç kanalımızı da takip edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum.